Süleyman Seyfi Öğün, Japonlar Stadı Temizlerken Dünya Kupası'nın magazinel haberleri arasında geçmiş. Genç bir arkadaşım beni haberdar etti. Baktım, Japon seyirciler maç sonrası tribünleri gönüllü olarak temizlemişler. Doğrusu bu haber Batı basınının alakasına mazhar olmuş. Sosyal medyada da konuyla ilgili övgü dolu sayısız değerlendirmeler yapılmış temizlik mevzu hakikaten de dikkat çekici bir mahiyet arz ediyor bir defa şunu kabul etmek lazım ki gerek beden gerek çevre seviyesinde temizlik medeni bir yükümlülük olarak tezahür ediyor tarihsel bir olgu bu tabiatla haşır neşir olmanın bir maliyeti var Tabiat meşguliyeti o kadar çetindir ki geçim derdi uğruna insanlar ne bedenleri ne de çevrelerini o kadar umursamazlar. En temiz köy ve en temiz köylü dünyanın neresinde olursa olsun şehirli standartlarındaki standartlar gözetildiğinde temizlik imtihanından geçerli bir not alamaz. Çin'den Hindistan'a, İran'dan Roma'ya, Roma'dan Osmanlı'ya kadim şehirlerin en ayırt edici hususiyetlerinden birisi sahip oldukları hamamlarıdır. Ez cümle, kadim şehirler bir kirlerden arınma merkezidir. Hepsi değil ama çoğunluğuyla merkezdeki ana akım dinler ve ahlaklarsa bu medeniyet yükümlülüğünü doktrinleştiren sayısız tavsiye ve kural ortaya koymuşlardır. Tabii ki esas olan ruhun temizliğidir ama bunun fiziksel tamamlayıcısı da ihmal görmemiştir. Buna mukabil müesses nizamı şu veya bu sahikler reddeden protest mahiyetteki hareketler yıkan temizlen emrini kabul etmemişler ve kirli bedenlerini protestolarının vitrinine yerleştirmekten sakınmamışlardır. Mesela heterodoks hareketlerin mensupları kirli kalmayı, bedeni hiçlemeyi bir erdem konusu yapmaktan geri kalmamışlardır. Hasılı kirliliğin tarihi ile protest tarih bir şekilde örtüşüyor. Hristiyan Batı düşünüldüğünde garip bir örtüşme dikkat çekiyor. Esas olanın ruhun temizliği olduğuna işaret ettik. Batı kilisesi veri alındığında müesses Hristiyan yorumun Hazreti İsa'nın acısını temrin etmek adına bedenin hiçlenmesi olduğu görülür. Yıkanmak bedeni mühimsemek manasına geleceği için bu hususta bir titizlik görülmez. Aristokrasi ise gerek toprak gerek kent hayatında yıkanmamayı bir ayrıcalık haline getirmiş. 18. asırda bile yıkanmayı reddetmiştir. 18. asırda onca lüksü ihtiva eden Avrupa şehirlerinin pisliği dillere destandır. 19. asır Victorian, Edwardian çeşitlemeleri içinde kamilen bir burjuva asrıdır. Batının vücutlarına titizlenmeye başlaması, kültürel olarak burjuva bireyselleşmesinin, ekonomik olarak da üretim aklının fonksiyonudur. İkincisini, daha baskın olduğunu değerlendiriyorum. Temizlikle sağlık arasında bağ kurulması, en başta üretim fetişizminin, ikinci olarak da bununla iltisaklı olarak militarizmin fonksiyonu olarak görünüyor bana. Hasılı, temizlik devrimini, insan hayatının değerinin keşfedilmesi olarak değerlendirmeyi çocukça bulduğumu söylemeliyim. Eğer bu doğru olsaydı ilkeli düşünüşün şampiyonluğunu yapan Batı, temizlik devrimini kendisini dünyanın geri kalanından ayrıştırmak için kullanmazdı. Ana akım ve konvansiyonel burjuva kültürü temizliği seçtiği nispette konformizme evrildi. Avantgard, bohem ve protest burjuva damarı ise daima kirliliği özel bir tercih konusu haline getirdi. Bedeni aşağılayan fitnessli hippiler, underground dünya, 68'in aktivist gençliği buna verilebilecek tipik misallerdir. Bütün bu hareketler neo başka nedir ki? Neticede kazanan itaat, uyum, düzenden konformistten yana olan konvansiyonel dünya oldu. 20. asır bu zaferin asrı oldu. Vergisini düzenli ödemesiyle övünen makbul yurttaşlık kültürü de bunu ifade eder. Kentlerini pırıl pırıl hale getirdiler. Düzenli ödenen vergilere düzenli alınan günlük tuşlar, ıtriyat endüstrisinin sayısız çeşitlilikteki ürünlerinin tüketimi eşlik etmeye başladı. 21. asırda ise temizlik ve sağlık ilişkisi yıldırıcı bir tutku haline aldı. Kirlenip arınmanın döngüsüne inanılmıyor. Analitik akılla kirlenmeden yaşamak, kirlenmeden uzak durmak fetişleştiriliyor. Bu tutku Burjuva bireyselliğinin en yüksek tozlu yabancılaşmasına işaret ediyor. Diğer kamcı sahipleri zaten beklemiyorum. Temizlik bir öz saygı göstergesi olmaktan bile çoktan çıktı. Temiz alanlar ve bedenler yabancı olarak tanımlanan nefret öznelerinin uzak tutulmasına ve dışlanmasına yarayan standartlara dönüştü. Bugün çok daha tuhaf gelişmeler yaşanıyor. Tüketim kültürü kirli olanı da fethetti. Kirlinin keyfi hırpanilikten çıkardı. Tüketim hırpaniliği devşirdi. Kirliliği en tahammül edilmez haliyle kendi haline bıraktı. Kokuşturdu ve lanetledi. Hırpaniliği ise estetize edip konvansiyonel dünyaya armağan etti. Tertemiz, yırtık kotla dolaşırsanız hırpaniliğin keyfi size kalır. Elbette kirliliği savunacak değilim ama bu muasır temizlik tutkusunun ne kadar sorunlu olduğunu görmeme mani değil. Bunun en hastalıklı misali de kültürel olarak hadımlaştırılmış uzak doğu toplulukları. Hani yaban diyarları, kalabalıkları çöp yığınları olarak gören ve steril ağız maskeleriyle dolaşan uzak doğulular. Sözüm ona diğer kamcılık, İnanmıyorum, Japonların stat'taki son şovları bunun bir yansıması. Süleyman Seyfi Öğün, Yeni Şafak